Efendim, Hollywood'da grevler ve mücadeleler, film setlerinin çalışanlarının eylemleri devam ederken dünyanın dikkatini çeken iki film vizyona girdi. Biri Barbie, biri Oppenheimer. Şimdi bütün dünya bu iki filmi konuşuyor. Tabii ki hasılatları ne kadar, açılış hasılatları ne kadar gelecek bilmiyoruz ama dünyanın gündemini tabii ki etkiledi. Barbie mi yoksa Oppenheimer mı diye soruyoruz. Evet, Margot Robbie ile Ryan Gosling Barbie'de başrolleri paylaşıyorlar. Cillian Murphy de Oppenheimer filminde bir biyografi filmi aynı zamanda ve efsane yönetmen Christopher Nolan'ın çektiği bu filmi de bütün dünya konuşuyor. Peki Türkiye acaba hangi filmi tercih etti? Oppenheimer, Barbie'ye karşı diyoruz. 20 Nisan, 20 Temmuz arasında Google'da bakalım en çok hangi film araştırılmış? %52.8 ile mavi bölgeler Oppenheimer'ı gösteriyor. İşte bütün bölgelerimizde görüyoruz şu anda Oppenheimer'ı en çok araştıran, Google'dan bakan illerimiz ve diğer kentlerimiz pembe, Barbie'nin özdeşleşen rengi %47.2 ile de Barbie'yi araştıran şehirlerimizi görüyoruz. İki dev yapım dünyayı ikiye böldü diyebiliriz. Vizyon tarihi belli olduğu andan itibaren Barbie mi, Oppenheimer mı soruları vizyon tarihinden itibaren yerini karşılaştırma verilerine bıraktı. O box office verileri de daha çok pazartesi günleri geliyor. Hafta sonuna, bu hafta zaten cuma günü vizyona girmişti iki filmde. Tamamen farklı estetiklere sahip olan bu iki filmin karşılaştırması sonucunda bazı sosyal medya hesaplarında seçim haritası oluştu. Türkiye'de Barbie ve Oppenheimer filmlerinin aratılma verileri şaşırttı. Haritadaki çoğunluk rengi pembe, yani Barbie filmi oluşturuyor. Aslında başa baş bir mücadele var diyebiliriz. Barbie filminin en çok aratıldığı iller Siirt, Gaziantep, Adıyaman, Gümüşhane, Elazığ ve Bingöl. Daha çok doğu kentlerimizde Barbie'nin aratıldığını görüyoruz. Ama çok zor dönemlerden geçiyoruz gerçekten. Şöyle de bir sosyolojik analizden bahsediliyor sayın seyirciler. Barbie filmini daha çok eğer arıyorsanız ya da Barbie ile daha çok ilgileniyorsanız, daha iyimser bir taraftasınız. Oppenheimer filmini aratıyorsanız biraz daha pesimist, kötümser taraftasınız gibi böyle bazı sosyolojik analizler de var. Daha bu filmleri konuşmaya devam ederiz.